Ukrayna Savaşı'nda en zorlu mücadelenin verildiği noktada Bahmut'taki son gelişmelere bakacağız. Rus paralı asker grubu Wagner, kentin tamamen kuşatıldığını açıkladı. Ukrayna askerlerinin kontrollü şekilde çekilmesi seçenekler arasında. Batılı istihbarat servisleri ise direnişin sürdüğünü, Ukrayna ordusunun pes etmediğini söylüyor. Ukrayna'da savaşın kilitlendiği yer Donbas'taki Bahmut. Rusya 7 ayı aşkın süredir bölgeyi ele geçirmek için saldırılarını sürdürüyor. Rus paralı Wagner askerleri de orduya destek veriyor. Kent artık tamamen kuşatılmış durumda. Bahmut'un her an düşebileceği belirtiliyor. Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarına göre Ukrayna ordusu Bahmut'tan kontrollü bir şekilde çekilmeye hazırlanıyor. Batılı istihbarat kaynakları ise aksine Ukrayna askerlerinin pes etmediğini ve yeni savunma siperleri kazdıklarını söylüyor. Rusya Bahmut'u ele geçirmeyi başarırsa Moskova yaklaşık 6 ay sonra ilk kez savaşta yeni bir zafer elde etmiş olacak. Bazı askeri analistlere göre Ukrayna'da en zorlu savaşın verildiği yer haline gelen Bahmut aslında ne stratejik ne de sembolik bir öneme sahip. Ancak Rus paralı asker grubu Wagner'in sahibi Yevgeni Prigojin gözünü bu kente dikti. Toprak kazanarak askerlerinin kapasitesini Kremlin'e kanıtlamak amacıyla çok sayıda Wagner askerini Bahmut'a gönderdi. Çatışmaların hızla yoğunlaşmasıyla Bahmut her iki taraf için de önemli hale geldi. Ukrayna Bahmut'u artık direnişin sembolü olarak görüyor. Rusya'nın sağ cephede kazanç elde ettiği tek yer durumunda. Tam da bu sebeple Bahmut'un ele geçirilmesinin hem Rus ordusunda hem de Moskova'da önemli bir moral artışı sağlayacağına inanılıyor. Ukrayna askerlerinin Bahmut'tan çekildiği senaryoda Rus güçlerinin Slovyansk ve Siversk'i ele geçirmesinin kolaylaşacağı da belirtiliyor.